Hem boğulduk hem de yandık. Şimdi gidelim bir Batı Karadeniz geçmiş olsun diyelim. Döndüğümüzde okuyalım bu haberi. Eyvah diye gitti. Gitti. Son yıllarda gördüğümüz en yoğun yağın yağışıyla yağışla karşı karşıya kaldık. Lütfen dere yataklarında evleri olanlar bu akşam evlerinde kalmasınlar. Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından bu kez Haziran'da şiddetli yağış çaldı Batı Karadeniz'in kapısını. Kastamonu Bozkurt'un eli yüreğindeyken İnebolu'da suyun gücüne köprü dayanamadı. Karabük ve Bartın'da dereler taştı. Yollar yerle bir oldu. Zonguldak'a sel vurdu. Suların içinde mahsur kalanlar helikopter ve botlarla kurtarıldı. Geçen yılki gibi köprüler bu yıl da yıkıldı. Korktu, hanım çok korktu. Hanım benim zaten rahatsız, kalp ameliyatlı. Buradan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum. Dere kenarındaki kesinlikle araçların kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların, özellikle dere kenarındaki vatandaşların üst katlara çıkmaları istirham ediyorum. Kastamonu'da geçen yıl yaşanan felakette sadece köprüler değil, dere kenarındaki evlerde selin kuvvetiyle yerle bir olmuştu. Yaklaşık bir yıl önce Ezine Çayı'nın taşması sonucu felaketi yaşayan ve 65 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise kaybolduğu Kastamonu Bozkurt'ta dere kenarında oturanların üst katlara çıkması istendi. Saatler sonra Azdava ilçesine bağlı Dereli Tekke Köyü'nde bir evin yıkılma anını vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde dere yatağındaki ev sel sularıyla yerle bir oldu. İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde ise bir cami sel sularına kapıldı. Şiddetli yağışla geceyi geçiren Bartın'da sağanak gün boyu devam etti. Dereler yükseldi, yollar çöktü. Araçlar yolda kaldı. Esnaf çuvallarla suları engellemeye çalıştı. İş yerleri tahliye edildi. Evet. Kayadibi köyünde selde mahsur kalan 8 kişilik aileyi Jack ve Afat kurtardı. Ulusa bağlı Yeni Kışla köyünde ise selin kuvvetine dayanamayan bir cami yıkıldı. Hepinize geçmiş olsun. Zonguldak'ta sel vurdu. Çaycuma'da kepçeler suların önüne geçebilmek için set çekti. Evlerini su basanlar tahliye edildi. Devrek ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapatıldı. Bolu Mengen aralıksız yağan yağmurla su altında kaldı. 188 kişinin tahliye edildiği Düzce'de kriz masası kuruldu. Karabük Yenice'yi su bastı. Iğdır'ın Aralık ilçesiyle Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde birçok ev ve araç su altında kaldı. Gümrük kapılarında işlem yapılamadı. Sinop'ta da şiddetli yağış yüzünden bölge halkı uyarılırken meteoroloji Karadeniz'in batısı ve doğusunu uyardı. Sel olan illerde yağmur devam edecek. Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop başta olmak üzere. Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu dışında bütün bölgelerde bugün ve yarın kuvvetli yağmur etkili olacak.